Dinamik ve kreatif yapısıyla çözüm ortağınız olan Pet Product and Software House 2021 Atilla Gökova Sailing ana sponsoru. Birlikte daha güçlüyüz. Evet, yeni bir tekne eleştirileri videosu. Tabii ki yumuşak çizgilerle, çok abartmadan, mümkün olduğunca kullanıcı tarafından bakıp yapmaya çalıştığımız yorumları derlemeye çalıştığımız videolardan bir tanesi daha. Bu videoda Bavaria'nın yeni 46 Cruiser Style'ını Grand Soleil'in 46 LC yani Long Cruiser ile kıyaslıyoruz. Peki bu iki tekneyi niye kıyaslıyoruz? Aslında bunlar segment rakibi diyecek olursanız bir yerde haklısınız. Bunu kıyaslamamızın sebebi şu: aynı satıcı tarafından Türkiye'de satılıyor olması ve ben eğer bir tekne müşterisi olsaydım ve fuara gitseydim, elimde rahat bir kapitalle bir gezi teknesi satın almak istiyor olsaydım, ikisini nasıl kompanse eder, hangisini tavsiye eder, alıcının kapasitesine, algısına göre hangisinin hangi niteliklerini anlatırdım, aslında bu video onu anlatıyor. Çünkü bunlar birbirine karşı mukayese edilmemesi gereken tekneler, segment açısından, üretim bandında, bir yılda ürettiği tekne sayısı anlamında, birisi 4 yıldızın içinde seri üretim teknelerde, birisi biraz daha ayrı bir kulvarda ama alternatif teknelerin içinde asla değil, çünkü Grand Soleil çok uzun yıllardır harika tekneler üreten bir marka. Bavaria ise Türk pazarında kendisini rüştünü ispat etmiş, tam pazarın ihtiyaçlarını sunan, gerçekten seri üretimde çok başarılı bir çizgi yakalamış bir marka. Peki ben aynı satıcıya gitseydim ve ikisinden birisini alacak olsaydım, bana ne anlatmalarını beklerdim ve hangisini tercih ederdim? İşte bu videoda onu inceleyeceğiz. Üretiliş amacı gezmek. Yani bu bir gezgin teknesi. Ve şu anda mukayese ettiğimiz iki model de böyle. Birisi cruiser, birisi long cruising dediği, yani uzun yollara hayal eden denizcilerin almayı hayal edeceği bir tekne olduğunu düşünerek tasarlamış Grand Soleil. Bavaria 46 Cruiser'da bir sürü avantaj ve bir sürü dezavantaj var. Ama önce avantajlardan başlayalım. Bana göre Bavaria 46 Cruiser'ın en büyük avantajı, rakibi Grand Soleil'e göre, bu videodaki rakibine göre, çift dümen palası olması. Çift dümen palası olmasının ne gibi avantajları var? Birincisi, Ege Denizi'nde bizim koylarımızda, bizim lokantalarımızın bulunduğu iskelelerdeki en büyük sıkıntı sığlıkların şu şekilde gelmesi ve eğer sizin draftınız kadar uzun bir dümen palanız varsa, salmanızın kurtardığı yerde dümen palanızın kurtarmaması problemi. Bu yüzden çift palayla birincisi Türk kullanıcısına hitap eden yine bir avantaj yakalıyor. Aynı zamanda da tekne çok geniş olduğu için, yani 4.35'lik bir enle yattığında yatma açısının da çok artacağını bildiğimiz için bu ende direkt kontrolü sağlayabilen ikinci bir pala orsa seyirinde çok önemli hale geliyor. Bu bir ciddi bir avantajdır. Çift dümen palasının dezavantajına gelecek olsak, bana göre hiçbir dezavantajı yoktur. Ancak tornistan etkisi biraz daha geç geldiği için, o çürük su etkisi biraz daha geç geldiği için manevralara biraz önceden başlamakta fayda var. Başka da hiçbir dezavantajı yok. 12.500 kiloluk Bavaria 46 Cruiser Style, aşağı yukarı 3.800 kiloluk bir balast oranı sunuyor. Bu da %32, %33 gibi benim çok kabul ettiğim, çok doğru bulduğum bir bantta. Bunun altında tedirgin olurum açıkçası. O yüzden balast oranı da çok iyi. 2.10'luk bir draftı var. Eğer kısa draft tercih ederseniz 1.78'e kadar iniyor. Ama kısa draft tercih ederseniz bu kadar enli bir teknede rolling, yani pandüle düşme dediğimiz etkinin de çok artacağını bilmekte fayda var. O yüzden uzun draftta kalmanız profesyonel tavsiyemizdir ama tabii ki bu bir tercihtir. Lansman videosunda standart slab reefing, geleneksel ana yelkenle lanse edilen Bavaria 46 Cruiser Style, genelde tercih edilen şeyi tabii ki furling ana yelken, yine Selden'den vazgeçmemiş ki furling ana yelken üretmek konusunda, furling direkt üretmek konusunda çok başarılı bir firma Selden. En az problem yaşadığımız markalardan bir tanesi sarma sistemlerde. Bu yüzden benim tavsiyem yine slab reefing'de kalmaktır. Ama hayır, ben sarmadan mutluyum, bunun çıkardığı problemleri de hayatımda kabul ediyorum derseniz, iyi bir marka direktle geldiğinde size söyleyebilirim. 108 metrekarelik bir yelken alanı sunuyor. Yani Genova ve ana yelkenin toplam metrekaresinin 108 metrekare olduğu bir yelken alanı sunuyor. Balon metrekaresi artıdır, bunu ayrıştırıyoruz.
Zaten balon metrekaresi de genelde toplam metrekarenin en az %20, %25 üstünde olan bir metrekaredir. Yani katalogda görmesem de bu teknenin de 130-135 metrekarelik bir balonla da yönetilmesi gerekir. Oldukça yeterli bir yelken alanı var deplasman oranında. Zaten sürat teknesi ya da büyük performans üretilen bir tekne olduğunu iddia etmiyor. Bavaria ancak hızlı bir cruiser olduğunu da söylüyor. Tabii ki bunda designer Bruce Farr'ın da çok büyük etkisi var. Teknenin altyapısı, salması, dümen sistemi, her şeyi özellikle pupada güzel sürat üretebilmek için dizayn edilmiş. Ama bu bir cruisersa ve ben bununla uzun yollar hayal ediyorsam o zaman maalesef bazı eksilerinden de bahsetmemiz lazım. 360 litre gibi çok minimal bir su deposu olduğunu ve bunun gayet yetersiz olduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki Watermaker'la bu desteklenebilir ama ancak benim gibi Watermaker'ın ürettiği sesten devamlı yanınızda filtre taşımaktan vesaire gibi ya da onun enerji sarfiyatından rahatsız olan bir denizciyseniz bu su deposunun bu boyda bir tekneye uzun yollara yetersiz olduğunu söylemekte fayda var. Bir eksisi daha bana kalırsa 50 beygirlik bir motor opsiyonuyla sunuluyor. Eğer daha büyük motor opsiyonu yoksa ya da siz bunu almayı tercih etmezseniz 50 beygirlik bir motor opsiyonunun bu deplasmanda bir tekneyle sert havalarda yanaşırken sıkıntı oluşturabileceğini, biraz daha deneyimlendiğinizde bu sıkıntıyı atlatabileceğinizi ya da bow thruster'a çok yüklenmeniz gerekeceğini de söylemekte fayda var. Bence bu boyda, bu deplasmanda bir teknenin üstünde 75-80 beygirlik bir makine olmasında fayda vardı. Ancak iç alana gelince inanılmaz güzel dizayn edilmiş. Uzun bir mutfak yapısı var ama yine de sonunda bir L'ye dayanıyor. Buzdolapları uzun tercih edilmiş. Artık birçok marka buna döndü. Kesinlikle de doğru bir karar. Burada küçük bir eleştiri yapabiliriz bütün üreticilere. Buzdolaplarını yüzünü bordadan bordaya değil teknenin başından kıçına doğru konuşlandırmakta çok büyük fayda var. Çünkü ömür geçtikçe, zaman geçtikçe bunların kilit mekanizmaları bozuldukça sert havada tekne özellikle yatarken rüzgar altı olan kontraya kapağın açılma riskini elimine etmek için en güzeli bu kapakları ya da bu buzdolaplarını teknenin başından kıçına doğru çevirmek. Bunu yapmak için de en güzel alanın ben master kabinin girişinin yanı olduğunu düşünüyorum. Gözüme hoş gelebiliyor. L'yi ters çevirdiğinizde çok güzel bir dizayn yakalayabiliyorsunuz. Küçük bir nokta olarak bir kenarda dursun. Ancak mutfak dizaynı çok güzel. Ve bu tekneyle eğer gezmek için satın alıyorsanız, yani bu tekneyle uzun yollar, keyifli seyirler yapmak istiyorsanız konfor anlamında hiçbir problem yaşamayacağınız aşikar. Ancak yelken yapma kabiliyeti, denizciliği, bunlar tabii kullandıkça ortaya çıkacak şeyler ama verilere baktığımızda limitte bir balast oranı, eğer uzun draftı seçerseniz limitte bir draft oranı ve ağır bir gövde yapısı olduğunu da söylemem lazım. 12.500 kilo fabrika verisi boş hali. Bunda su depoları da olduğunda, yakıt deposu da olduğunda üstüne işte insanlar geldiğinde belki 14, 15, 16 tonluk bir alandan bahsediyoruz. Bu 16 tonluk kompanse edebilecek bir yelken alanı var mı üstünde? Evet, kompanse edebilir. Ancak niyetiniz performanslı yelken yapmaksa o zaman bu videoda kıyasladığımız 46 Grand Sole 46'ya karşı biraz dezavantajlı oluyor. Ondan daha yavaş olduğunu kesinlikle söyleyebilirim ama yavaş bir tekne olduğunu söyleyemem. Ve Bavaria çok ciddi bir kabuk değiştirdi. Çok inanılmaz atılımlar yaptı ve kesinlikle fiyat performans anlamında satın alınabilir bir tekne. Çıplak fiyatı 190 bin, 200 bin euro bandında. Değişik spesifikasyonlar yaptığınızda mutfakta, ısıtma sisteminde, jeneratöre vesaireye girdiğinizde 250 bin eurolara kadar da ulaşabilen bir fiyatı var. Ancak bu ekstraları koyduğunuzda bile Grand Sole 46 LC'nin altında kalan bir base fiyatı oluyor. O yüzden fiyat performans anlamında kesinlikle avantaj Bavaria'da. Ama hadi şimdi gelin, eğer long cruise ya da gezmekse niyet, Grand Sole neler yapmış, Bavaria 46 style'a göre ne artılar sunmuş, onları değerlendirelim. Birincisi, bu tekneye hayran olmamak mümkün değil. Eski bir üretici, yılların üreticisi, İtalyan bir marka, çok iyi tasarımları olan ve genelde performansı, konfor ve diğer unsurların önünde tutan bir marka. Bu yüzden Grand Sole dediğinizde denizcilerin ya da yelkenciler arasında o Grand Sole hep yürür dediğimiz çok güzel dizaynları olan, malzeme kalitesi, sağlamlığı çok üst düzey olan bir tekne. Bu yüzden aslında segment rakibi olarak algılamasak da aynı satıcıdan çıktığı için ben eğer bu iki tekneden birini satın almak isteseydim
ve satıcıya danışsaydım bana ne anlatmak isterdi? O hikayeye girdiğimde farklı bir şey söylemesini beklediğim teknelerden bir tanesi. Öncelikle şunun altını çizmem lazım. Grand Soleil'in çok güzel bir çizgisi var. Ancak Grand Soleil 46 LC'de yani Long Cruise'da klasik Grand Soleil görünümünden çıkıp aslında diğer markalardan ayrışamayacak kadar eşit bir görünüme gelmiş durumda. Teknenin üstüne bindiğinizde tik kalitesinden özellikle son dokunuşlarda finishing dediğimiz noktalarda İtalyan kalitesi her zaman ortaya çıkıyor ama ben fotoğrafa baktığımda teknenin Grand Soleil olduğunu bilmesem o teknenin Grand Soleil olduğunu tahmin edemezdim. 4 yıldız dediğimiz seri üretim teknelerden bir tanesi zannederdim. Çünkü maalesef bana göre çok spesifik bir hata yapıp roll bar dediğimiz bu hard top da değil ama bimini ve spray hood'u takabilmek için bir barın üstüne ana yelken skotasını empoze ederek Grand Soleil çizgisinin dışına çıkan bir majör hata yapmışlar. Grand Soleil'e hayran olan bir denizci olarak ben buna baktığımda önce bir dediğim ilk nokta bu. Çünkü ne olursa olsun eğer ben bir Grand Soleil alacaksam bundan beklentim tabii ki performanslı olması, gezgin bile olsa performanslı olması ve performanslı olan bir yelkenin ana yelken skotasının bir bara bağlanması, özellikle amatörlerle geziyorsam kazayla kavança riskine dair vesaire gibi unsurları da düşündüğümde hiç hoşuma giden bir durum değil. Hangi marka yaparsa yapsın maalesef bu barın üstüne ana yelken skotasını geçirmek bana hoş gelmiyor. Ancak Grand Soleil kalitesinin konuşulacağı, farkının hemen ortaya çıkacağı bir sürü unsur var. Birincisi bu tekme, evet Bavaria 46 Cruise'dan sadece 500 kilo daha hafif ama balast oranı çok daha yüksek ve 4200 kiloluk bir balast sunuyor. Standardında 2.10'luk bir opsiyonu var. 2.10 draft gayet yeterli bir, pardon 2.30'luk bir draftı var. 2.30'luk draft gayet yeterli bir draft. Benim beklentimi karşılayan bir draft. Eğer arzu ederseniz kısa versiyonu da var. Ama kısa versiyonunu Grand Soleil'in satıcısının bile tavsiye edeceğini düşünmüyorum. Ancak değerlere baktığımızda %35'lik bir balast oranı var deplasmana oranla. Ve bu bende daha büyük güven, aynı zamanda yatma açısında daha az yatacağım ve performans üretebileceğim anlamına geliyor. Bu oran, yani ballast displacement dediğimiz oran %33'ün ne kadar üstüne çıkarsa o kadar güvenli, verimli bir tekneye sahip olduğumuzun altını çizmekte fayda var. Ben bunu artık ufak ufak teknik detaylara girip anlatmaktan keyif alıyorum. Çünkü bu detayları da merak eden kullanıcılar var. Ve İşin komik yanı bu iki tekne mukayese edilecek markalar olmayabilir birçok kullanıcıya göre ama bu iki tekne birbiriyle mukayese edilir çünkü boyutları neredeyse birbirlerine aynı. 14-47'lik bir boya 4-41'lik bir en sunuyor. Ve orada 3-5 santim bir en genişliği farkı var ama 46 Cruiser'ın iç genişliğini bu teknede göremiyorsunuz. Çünkü dizayndan dolayı biraz daha sıkıştırılmış bir dizayn ama içine girdiğinizde gerçekten hani çok güzel gözüktüğünü söylemekte fayda var. Ancak Grand Soleil bile olsa Bavaria'nın yeni modelinde Style'daki mobilya ve mobilyadaki kaplama kalitesinin Grand Soleil'i aratmadığını da söylememde fayda var. Ama güverteye geldiğinizde tik işçiliğine baktığınızda orada bir İtalyan dokunuşu, bir Alman kalitesi yine konuşulabilir ama en azından estetik olarak çok büyük farklar olduğunu, çok büyük işçilik farkları olduğunu da söylemekte fayda var. Teknenin üstünde kullanılan malzemeler böyle uçurum kalite farkı yok. Yani birisi Harken'in bir serisini kullanmışken, birisi Lumar'ın bir serisini kullanmış, birisi Selden direkt koymuşken, birisi başka bir direkt koymuş ama uçurum farklar yok. Ama gövde ve materyal konusunda Grand Soleil zaten çok iddialı bir markadır yıllardır. Çok sağlam salma yapıları, salmadan gelen çelik konstriksiyonlu yapılarıyla her zaman iddialı ve dengeli tekneler olmuştur. X-Yat'ın teknolojisine çok benzer Grand Soleil'in üretim teknolojisi. Ancak bu iki tekneyi birbirimize mukayese ettiğinizde arada 80-100 bin euroluk bir fiyat farkı çıkıyor. Peki bu fiyat farkını verip ben Grand Soleil alır mıydım? Bu sorunun cevabı bu iki tekneyi mukayese etmek istediğimde inanın hayır. Çünkü Long Cruise yeni bir seri değil aslında. 2015'ten beri üretiyor Grand Soleil bu seriyi ama segmentinin dışına çıkıp diğer segment rakiplerine ya da segment altı rakiplerine pazarda yer edinmeye çalıştığı bir model olduğu için Grand Soleil çizgisinde bana yansıtmadığı için çok cezbedici bir tarafı yok. Yani ben gezi teknesi alacaksam o zaman o fiyat farkını
Grand Soleil'e değil, başka markalara harcardım Bavaria ile kompanse ettiğimde. Ama ben bir Grand Soleil alacaksam zaten beklentim yüksek verimli yelken yapabiliyor olması. Ama yine de ne artıları var? Birincisi çok güzel bir taraf. Uzun yollar düşünüldüğü için 600 litrelik bir su deposu konmuş. Ve 300 küsür litrelik de bir yakıt deposu konmuş. Ve motorla yapacağı range daha uzun Bavaria 46'dan. Ancak orada bir detaya daha önem vermiş. 12 bin kilo deplasman koyduğumda ben buna 50 beygirlik makine koymam. 80 beygirlik makineyi standart yaparım demiş. Ve standartta 80 beygirlik bir makine sunmuş ki bu doğrusudur. Ancak dediğim gibi Bavaria'da da bunu opsiyon olarak satın alabilirsiniz. Nihayetinde işin özetinde sürçülisan ediksek affola. Birazcık artikülasyon ve diksiyon problemim var bugün. Sebebi de çok ciddi bir diş problemi atlattım geçen hafta. Ve acılar içinde, kötü bir diş çinlerinde acı çekerken araba benim Bodrum'a kendi ekibim olan Murat Çolpan abime gitmek zorunda kaldım. Hemen çok naif böyle benim pamuklara sarmalayıp anında ağzımı düzeltti. Geçici dişlerimi taktı ama geçici dişlerim tabii ki orijinal dişlerim gibi olmayacağı için biraz öndeler. Ve artikülasyonum biraz bozuldu. Ufak tefek sekmeler olduysa kusuruma bakmayın. Tekne eleştirileri videoları devam edecek. Murat abiye buradan tekrar tekrar teşekkür edeyim. Video çekebilecek hale getirdi beni. Ağzım burnum dağılmış vaziyetteydi. Onu da altını çizeyim. Tekrar altını çizmekte fayda var. Grand Soleil ile Bavaria'yı kıyaslamadık. İki markayı satan tek bir temsilci olduğu için ben bu temsilciye gitseydim bana nasıl tavsiyeler vermesi gerekirdi? Beni nasıl yönlendirdiğinin altını çizmeye çalıştık ve özelliklerini buna göre farklılaştırdık. Ama final kararımda eğer ben ekonomiyi düşünmeden söylüyorum, bu iki teknenin arasında kalsaydım fiyat performans anlamında Bavaria'yı tercih ederdim. Çünkü inanın belki bir üst segment rakiplerine karşı bile sunamadığı pek bir şey yok. Ama eğer çok özgür olsaydım, ekonomik problemim olmasaydı Grand Soleil'i tercih ederdim. Ama Grand Soleil'i alacaksam da LC yani Long Cruise serisini tercih etmezdim. Standart serisine girerdim. Bir sonraki videolarda Grand Soleil'in başka modellerini inceleyeceğiz. Harika modelleri var ve muhteşem bir tekne. Ama artık yavaş yavaş başka tekneleri keşfetmeye, başka tekneleri anlatmaya özen gösteriyorum. Ve teknelerin yürüme yani performans üretme kabiliyetini çok önemsediğimin altını hep çizdim. Bir sonraki videolarda bunun altını neden çizdiğimi ve aslında süretin tekneyle hız yapabilmenin güvenlik getirdiğini teknik olarak anlatacağım. Herkese sevgiler. Umarım bu hızlı gelişen videodan keyif almışsınızdır. Çünkü videoyu çekmiştim daha önce ancak mikrofon probleminden dolayı tekrar çekmek zorunda kaldım. Neyse o da bir prova oldu. Böyle bir video çıktı ortaya. Herkese sevgiler. Herkese sevgiler. Burada her şey gerçek. Burada her şey gerçek.